Bir dönem önce insanlar tiyatroya, sinemaya giderlerdi, işte aileleriyle vakit geçirirlerdi falan. Şimdi son zamanlarda bir AVM gezme kültürü peydah oldu bizim Evet. toplumda. Yani insanlar cumartesi, pazar mesela sevgilisiyle, eşiyle tiyatroya gideceğine gidiyor, AVM geziyor. Bu konuda senin fikrin nedir, düşünen bir insan olarak? Şimdi bu herhalde televizyondan kaynaklanan bir şey. Yani insanların sanata karşı duruşlarındaki espas açıklığın gittikçe büyümesi, uzaması bu televizyonla kaynaklı bir şey. Çünkü insanlar televizyondan her şeyi aldıklarını düşünüyorlar. Yani aa ben tamam biliyorum diyor. Ben oradan işte bir dizi seyrediyor tamam diyor. İlmi her cümerç ettim televizyon seyrederek zaten diyor. Öyle mi? Evet, Öyle evet. düşün. Yani benim bu tür şeylere ihtiyacım yok ki Ben diyor. Ben zaten evden öğrendim. çıkacağım, arabaya bineceğim, tiyatroya gideceğim, bilet alacağım, içeri gireceğim. Orada sessizce 1 saat, 2 saat oturacağım. Kim Yani uğraşır? kim uğraşır böyle bir şeyle? Giderim AVM'de vitrinleri Ha, gezerim. o zaman ne yapıyor? Ben bir AVM, hava da soğuk. Zaten AVM'ler de kapalı, sıcak hepsi. Dolaşırız orada diyor. Orada otururuz, ederiz, bakarız. Gelen geçeni seyreder, döneriz diyor. Yani kendi sanatsal ihtiyacımızı görürüz diyor. Bakın Frederick'in bir lafı var. Veselciğim diyor ki bir ülkede insanlar eğer sanatla ilgilenmiyorlarsa, bilimle, ilimle ve sanatla ilgilenmiyorlarsa o ülkedeki insanların kasaları belki dolabilir ama kafaları boşalır diyor. Yani şimdi sanat maddi bir şey değil ki, sanat duygu ve estetik içerisinde olan bir şey. Buna siz ihtiyaç duymazsanız söylenecek bir şey yok. Bu aynı gıda gibi bir şeydir. Yani sizin bir şair arkadaşınızla oturup sohbet etmeniz, onu dinlemeniz, bir müzisyen, bir bestekar arkadaşınızla veya tanıdığınızla, bildiğinizle veya onun bulunduğu yerde sizin bulunmanız falan, bu sizi geliştirecektir, sizi törpüleyecektir, sizi bambaşka bir noktaya getirecektir. Buna ihtiyaç duymuyorsanız, şimdi bakınız, bizim ülkemizde İnsanların gelişmesi bakımından yayıncılık yapan pek kuruluş yok. Yani çok yapanlar da çok kısıtlı bir şekilde yapıyor. İnsanlığın bilgi ve kültür mirasına katkı için el ele.